hoş geldiniz. Seviyor sert or yumuşak? Bilmiyorum, düğüm düğüm olmuşum. Ne yaparsan yap aç şunu. Ben açacak. Siz ne iş yapıyor? Türkçen yeter mi bilmem ama intikam sektöründeyim. Ben anlamadı. Ama no problem. Oo, çok sert. Sizin sevgili size hiç masaj yapmıyor. Nasıl gün kendi kaybeder. Sapık mısın kızım sen? Hadi yine iyisin. Sen bana masaj ısmarlayacaktın. Bak ben sana masaj ısmarlıyorum. Ruh hastası mısın kızım sen? Hasta mısın? Ne sanıyorsun kendini? Kalk giyin, ablanı ara. İlginizi çekecek bir teklifim var. Seni Suzan Şarka mı gönderdi? Sizce de artık tanışmanızın vakti gelmedi mi? Ben çok sıkıldım ama sizin böyle abuk subuk yerlerden çıkmanızdan. Berk, sen de mi ablan gibi düşünüyorsun yoksa? Ben ortada pek sıkılacak bir durum göremiyorum ama. Sen Oktay'la beraberken de bu kadar sıkıcı mıydın? Yani o bayağı eğlenceli birine benziyor da. Sen Oktay'ı nereden tanıyorsun ya? Hatırlarsanız sizleri tanımak için tanışmamıza gerek yoktu. Ben zaten hepiniz hakkında her şeyi biliyorum. Artık sizin de bazı gerçekleri öğrenmenizin vakti geldi. Suzan teyzemin yurdal nefretinin tek sebebi kendi durumu değil. Benimle de ilgili. Nereye? Devamını öğrenmek için yemeğe davetlisiniz. Suzan Hanım'a mı? Tamam, sen de şok atlattıysan giyin artık. Yalnız değilsin. Öyleymiş gibi davranma. Kırılıyorum. Teşekkür ederim. Söyle Ertan. Ya işten atılmak çok güzelmiş ya. Özel dedektiflik mi yapsam acaba? Hazır müşteri de bol. Nasıl? Sizin Suzan'ın evinin önündeyim. İyi de ben böyle bir şey istememiştim. Zaten başkası istedi. Ama ben ücretimi ödeyene çalışıyorum. O yüzden önce sizi bir haberdar edeyim dedim. Ama istemezseniz kapatayım. Yok yok. Sen devam et işine. Kim istedi? O kadar da değil canım. O kadar da değil yani, onu söyleyemem. Müşteri mahremiyeti diye bir şey var. Ama İlgileneceğinizi düşündüğüm başka bilgilerim var tabii. Söyle. Öyle olmaz. Yüz yüze gelince konuşuruz. Ne demişler? Para peşin, bilgi de peşin. Tamam. Sen işine devam et. Sabah görüşürüz. Sabah görüşürüz. Hiçbir şey yeme. Su bile içme. Aa. Yemeklerime haksızlık edilmesini istemem.
Misafirlerimi zehirleyecek değil mi herhalde? Neden çağırdınız bizi? Dosyayı savaşa yolladığınızı söyleyecekseniz biz onu zaten öğrendik. Gerek yoktu yani. Ben vermedim ki. Kendisi mi aldı? Yo, onun haberi bile yok. Ama şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. O zaman neden? Ortak düşmanımız hakkında bir gelişme oldu. Nasıl? Yurda Sargun. Yerini öğrendim. O zaman neden burada yemek falan oyalanıyoruz? E kutlamak için. O adam babamın katili olarak hapse girmeyecekse ben kalkıyorum. Yurda Sargun'a ne olacağını merak etmiyorsun yani. Siz arkasını kollarken ona hiçbir şey olmaz. Arkasındayken mi? İçeride mi? Değil. Hapisten daha kötü şeyler de var hayatta. Onu öyle birine havale ettim ki ben bile hayal edemiyorum. Nasıl yani? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.